Gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sakal tıraşı yapacağım. Dün zaten saç kesmiştim. Biz zaten şimdi bunun ve Önder'in saçlarını kestik. O işlem tamam şu anlık. Sakallara geldik. Sakalı böyle top sakal yapacağız. Bıyıkları falan bırakacağız. Şurada. Onun için hep böyle top sakal tarzı bir video istiyordunuz. Şimdi onun için bu videoyu çekiyorum. Evet, fazla da muhabbet etmeyelim. Hemen işimize başlayalım. Çünkü saat 5.30'da müşterim var ve 25 dakikamız var. Gençler, ilk önce şimdi suyumu ayarladım ben zaten. Ama en önce şu jileti bir ayarlamayı öğrenin. Benimki çiftli, bunlar yeni nesil jilet oluyor. Böyle ikiye ayırıyorsunuz. Ayırıp ondan sonra jileti buradan çıkartıp ondan sonra buraya takıyorsunuz. Sonra da buradan kapatıp buraya kilitlediğiniz zaman zaten olmuş oluyor bu sistemde. Eski Ali Bıyıklı'nın şeyinden değil, usturasından değil. Şimdi sakalı köpükleyeceğiz. Ve sakalın çıkış önlerine göre alacağız. Ona göre biraz dikkatle izlerseniz çok sevinirim. Evet, tarapap. Şimdi bakın zaten bunun sakalları, burası böyle düz geliyor. Burası bu tarafa geliyor. Burası da yukarı doğru geliyor. Ama Önder, biz onları ne yapacağız oğlum? Aşağı doğru mu alacağız hepsini? Yoksa çıkış yönüne göre mi alayım? Sen biliyorsun. Sen normalde alırken nasıl alıyorsun mesela kendi tıraş olduğunda? Allah hepsini ver. Aşağı doğru mu? Yok. Allah ne verdi? Ne yaparsan. Anladım oğlum. Tamam. Nerede temiz görüntüyü yakaladıysam oraya yapıştırıyorum. Tamam. Evet gençler, şöyle bir ilk önce bir böyle bir köpüklemeye başlayalım. Ufak ufak köpükleyelim. Bileğinizin oynaması önemli. Böyle şu böyle kol oynamayacak. Şu bileğiniz. Bunu ayrıca çıraklar için de öğretiyorum işte. Gülüm, sen hiç kafanı oynatma. Ben dümdüz durdum mu gerisini ben hallederim zaten. Evet, şöyle. Güzelce bilekten sakalları ilk önce güzelce bir köpürtüyoruz. Bu ortadaki cücüğü alacağız değil mi? Şey mi? Çelenin altındaki mi? Çelenin altındaki mi? O zaten işi yok orada, o arada kurtulmuş. Değil mi? Şöyle güzelce bir köpürtelim gençler. Buraları böyle. Zaten çok fazla sert bir sakalı da yok Önder'in. Kısa bir işlemle hemen bitiriverirsiniz zaten. Normalde de siz yaparken de böyle yapabilirsiniz. Aha da köpükledik. Bu kadar. Şu anlık bizim işimizi bu kadarı görür. Evet. Usturayı açıyoruz gençler. Ondan sonra bakın şu arka tarafıyla, bunu unutmayın. Şu arka tarafıyla ilk önce bir şöyle köpüğü bir sıyırın. İlk yapacağınız işlem. Burayı da ayırın. Çünkü burası yanak kısmı olduğu için buradaki kılları almayın. Oraya girmeyin. Önder, favorileri ne yapacağız oğlum? Şey, kısadan. Şuradan alayım mı? Yok, daha yukarı. Daha da yukarı. Aynen. Saça güzel gitmez oğlum, çok kötü olur lan. Abi ben hep öyle yapıyorum. Ya öyle gittim, ben yapmam. Kestiğim, oğlum kestiğimiz işte saça göre yok, olmaz, kötü durur. Hadi bak. Şu bak kulak şeyinden ya. Hı. Yok oğlum ya, şuradan alayım. Bak buradan yok, daha güzel olur. Bak kulak. Ya oğlum yürü git hadi ya. Manyak mıdır nedir ya? Kafayı yemiş. Bak normali şu an bu saça bu kadarı normal. Buradan olmaz. Almıyorum. Gidersin evde kendin alırsın o zaman. Ya niye uğraştırıyorum müşteri? Bana ne? Uğraş işin ne? Gençler neyse. Başlıyoruz. Şimdi şuradan favoriyi çizeceğiz. Buradan böyle güzelce bir çizelim. Cildi çekmeyi unutmayın. Cildi böyle. Çekebildiğiniz kadar çekin. Adım adım gideceksiniz. Yanak kıllarına girmemek için de şuraları böyle alıyoruz. Ondan sonra bak. Buradan şu iki baş parmağınızla eti tekrar çekerek böyle gidiyorsunuz. Şu köşeden alıyorum ki, neden öyle alıyorum? Orada sakal yukarı doğru çıkıyor ya. Onun ben sertlik derecesini ölçüyorum. Eğer ki orada artık jilet gitmezse bilin ki orada yukarı doğru almak zorundasınız. Ama az önce Önder'de aldığımda çok fazla bir sıkıntı çıkartmadı bana. Bu galiba aşağı doğru da alınabilir. Şimdi gençler, burayı da böyle bir ayıracağız top sakal yapacağımız için. Top sakal dedim, öyle çizgi olarak değil ama.
İçleri boşaltılmış olarak yapacağız. Önder. Evet. Şurayı açıyoruz değil mi oğlum? Aynen. Tamam. Gençler bakın şimdi. Bu bıyığın boyunu ne yapayım? Bıyık aynı boy şurada kalsın mı? Aynen öyle kalsın. Tamam. Böyle bak gençler, bu köşeden girip bıyığı ilk önce ayarlayın. Ondan sonra şurayı alarak buradan bir çerçeveyi çıkartın. Bak bakayım iyi oldu mu? Güzel. Tamam. Ondan sonra sakalı şu iki elinizle ayırın. Şöyle alarak buranın bir portresini çıkartın. Ondan sonra bu alt tarafı şöyle yapın. Bakın ben size bunun yukarı doğru alınışını da göstereyim. Şimdi yukarı doğru alacaksınız ya. Usturanız şu şekilde. Bunu böyle yapıp salın. Bak şuradan destekleyeceksiniz. Şöyle destekleyerek. Aşağıdan yukarı doğru nazik bir şekilde şöyle alarak bu işlemi de bitirmiş oluyorsunuz. Bileğiniz olabildiğince kıvrak olmak zorunda. Buna dikkat edin. Şimdi gelelim bu altı çizmeye. Şimdi ben önünüzü kapatmak istemiyorum böyle. Elimin bu tarafıyla alacağım. Şuradan. Şöyle aldık. Bir. Ondan sonra burası. Şurayı da böyle alalım. Ondan sonra burasını alıyoruz. Sonra bu taraf gençler. Şimdi burayı, bu orta kısmını aşağı doğru alabiliriz. Tamam. Şimdi burayı böylece ayarlamış olduk. Ondan sonra gelelim diğer tarafa. Şimdi buradan da tekrar köpüğü böyle bir temizliyorsunuz. Güzelce temizleyin köpüğü. Az önce ne yapmıştık mesela? Favori boy neredeydi? Şurada. Bunu aklınızda unutmayın. Yazmanız lazım. Bakın hafif usturayı değdirdikten sonra yatık bir şekilde aşağı doğru. Bunu kaçırmazsanız iyi olur. Sonra şuranın alt taraflarını alalım. Ondan sonra şu yanak kısmı. Buradaki köpüğü güzelce bir temizleyin. Temizledikten sonra ondan sonra şu altını böyle güzelce temizleyin. Burayı da alıyorsunuz. Burayı da böylece aldık. Ondan sonra buraya. Eti çekin. Aşağı doğru zaten ustura jilet gibi kayar. Şöyle yaparak hem müşterinin canı yanmaz hem de sizin için daha rahat ve kolay bir kesim olur. Şimdi burayı da ayarladık. Şurayı böyle bir top sakal tarzı yapalım. Çünkü şimdi bunun içini açacağız. Burayı ayarladık. Şimdi gülüm düzdür. Ha. Şimdi ne yapmıştık az önce burada? Buradan ayırmıştık ya. Şimdi aynısını tekrar burada yapıyoruz. Şuradan böyle alarak bu içlerini de açacağız. Şu bölmeyi. Tamam. Sonra yaşar şu içini. Çok fazla aşağı doğru inmeden burayı da alıyoruz. Bakın bu dudak kısmını, hayır sakın öyle yapma. Dudak kısmını gençler usturayı ters şekilde, şu şekilde yukarı doğru hafif kavis vererek güzelce alabilirsiniz. İsterseniz tabii bunu dudağı mesela, aç oğlum ağzını, dudağı şöyle çekerek böyle de alabilirsiniz. Ya da şöyle ikiye ayırıp buradan da böyle alabilirsiniz. Yani bunun dudak kısmını alabilmenin 2-3 tane farklı yolu var. Sonra şu bıyığın bu taraflarını ayarlayalım. Buraları almadık çünkü. Tamam, şimdi bakalım. Önder iyi mi oğlum? Şey yapalım mı? Bak. Şuralarında senin boşluk var ya. Evet. Şunu bir tık aşağı ineyim mi ben? Bence daha iyi olur. Çünkü bak senin şu ortası boş ya oğlum. Buran da bak çok yukarıda kalıyor bak. Hmm. Bak şurasıyla burası evet. Bir değil. Evet. Anladın mı? Evet. Ona göre ayarlayalım. Tamam. Yaşar bak şimdi. Şu ortasını görüyorsunuz. Boşluklu bunun burası.
bu boşluğa göre ayarlayacağız. Çok fazla girmeden sadece şuradan 3 sıra kıla aldığınız zaman küt diye oturacak zaten. Siz de yaparken bu sisteme dikkat edin. Çok fazla girerseniz aşırı kaçırabilme gibi bir ihtimaliniz var. Sakal tıraşları yaparken özellikle böyle modelli kesimlerde usturanın ucunu tek tek böyle sıra sıra kıl alacaksınız. Şöyle. Şöyle. Gözünüzün de çok iyi olması. Bak şimdi oldu. Gördün mü? Az önceki hali nasıldı, şimdi nasıl? Yaslan gülüm. Bak burada mesela yamukluk var. Şurada bak, bir tanecik kıl. Bu bile o işi bozuyor direkt. Sadece gençler bak, bir tane kıldan bahsediyoruz. Bak bir tane kıl ya. O kıl bile hemen anında bozuveriyor. İyi mi gülüm şimdi? Aynen. Oldu değil mi? Hı-hı. Şey yapacağız mı? Yanaklara sıratacağız mı? Yok, ona gerek yok abi. Makinayla alayım onları. Ha? Makinayla alayım mı? Evde şey var ya, o aleti var onun. Bende. Olmalı öyle. Oğlum istiyorsan ben şimdi alayım burada. Yok, gerek yok. Valla? Hı-hı. Tamam. Tamam. Nasıl istersen. Gençler, şöyle bak, gördüğünüz gibi bakın. Buradan bıyıkları da ayarladık. Burayı da ayarladık. Şu an dümdüz duruyor. Gördüğünüz gibi. Tavoller böyle. Burası da böyle. Böyle sanırım güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Ayrıyeten kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Beni eğitim de veriyorum. Eğitim için isterseniz beni arayabilirsiniz. Açıklama kısmını da zaten numaramı bırakacağım. Ayrıyeten beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabım halim.altankingav, bu şahsi hesabım. Bir de Salon Halim Kingav Official var. Oradan da beni takip ederseniz çok memnun olurum. TikTok'ta da canlı yayın açıyorum gençler. Halim Altan Kingav 1925. Okulluğunacı adını da unutmazsanız sevinirim. Oradan beni güzelce takip edebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ama dur. Bir saniye. Dur bakayım. Bir dakika. Bunu böyle bir şey yapabiliyoruz mu? Ön tarafa doğru çevirebiliyoruz mu? Sanırım çeviremiyoruz. O zaman bakın. Ben şöyle iş yaptım ya. Bari kestiğim saçı da göstereyim de ondan sonra bitireyim. Bak şöyle. Şuradan. Şöyle. Böyle gözüküyor mu? Yok, sen kendini çekiyorsun. Ben kendimi mi çekeyim? Aa, merhaba. Geriden. Heh, şöyle. Aha da gençler, bu da kestiğimiz saç. Böyle bir numarayla bir buçuk böyle iki öyle bir ufaktan bir katlı çıktık. Böyle katlı bir kesim yaptık. Minik böyle. Çok fazla uğraştırmadık. Çünkü saçları bizim Önder'in çok bozuktu. Artık düzelttik o saçı da. Onu da ayarlamış olduk. Şöyle göstereyim. Bak bu da bizim yakışıklı Önder'imiz. Evet gençler. Şuradan göstereyim mi kendime? Heh. Şimdi kendinize dikkat edin. Daha sonra görüşmek üzere. Önder selam ver oğlum. Bay bay. Allah'a emanet.